Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının faziletleri. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara Suresi 183. Ayet-i Kerime. Ramazan ayı insanlar için yol gösterici ve kendisinde doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olan Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet-i Kerime. Hasan Basri radıyallahu anh ayeti açıklarken şöyle dedi. Allah'ın Celle Celaluhu ey iman edenler diye buyurduğunu duyduğun zaman ona iyi kulak ver. Çünkü o ayet ya bir şeyi emretmek ya da bir şeyi yasaklamak içindir. Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir nidadaki lezzet ibadetin yorgunluğunu ve bezginliğini giderir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Bakara Suresi 183. Ayet-i Kerime. Ayet-i Kerime'de geçen ya alim olan Allah'tan bir seslenmedir. Ey kendisine seslenilen belli birinin adıdır. Ha seslenen zatın seslenmesine dikkat çekmektir. Ayrıca bu eski bir tanışıklığa ve ezeli bir dostluğa işarettir. Amenu, seslenen ile seslenilen arasında bilinen bir sırra işaret eder. Allah Celle Celaluhu sanki şöyle buyurmaktadır. Ey ihlas sırrı ile benim olan, özü ve aklı ile bana yönelen kullarım. Ayette geçen yazıldı kelimesi farz kılındı, vacip kılındı demektir. Yine ayette geçen oruç kelimesi kelimenin köküdür. Mesela şöyle denir. Oruç tuttum, kıyama durdum. Kıyam kelimesi nasıl ayakta durmak anlamına gelirse, sıyam kelimesi de oruç tutmak anlamına gelir. Sıyam kelimesinin sözlük anlamı tutmak demektir. Mesela sametir rihu, rüzgar dinde sözü rüzgarın esip tozması durunca sakinleşme durumunda söylenir. Yine at yürümekten kalınca, durunca at direndi denir. Bu kelimenin kullanışı içerisinde gün durdu da denir ki öğle vakti güneş ortada kalınca söylenir. Çünkü güneş göğün tam ortasına geldiği zaman bir süre durur. Bir şairin şiirinde de şöyle geçer. Gün tutuldu ortada kaldı. Güneşe açılınca da yol aldı, indi gitti. Bir kişi susup da konuşmayı bırakınca konuşmasını bıraktı. Sustu anlamına da same, tuttu kelimesi kullanılır. Allah Celle Celaluhu bu manadaki ayet-i kerimede şöyle buyurur. Meryem şöyle dedi. Ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Meryem suresi 26. ayet-i kerime. Şeriatta ise oruç şu manaya gelir. Olağan haldeki yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden uzak durmak, bununla beraber günahları terk etmektir. Allah'ın buyurduğu, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Bakara suresi 183. ayet-i kerimeden bir parça, ayetindeki öncekilerden maksat peygamberler ve ümmetleridir. Peygamberlerin ilki de Hazreti Adem aleyhisselamdır. Rivayete göre Abdülmelik bin Harun bin Antere, babasından, o da dedesinden, dedesi de Hazreti Ali'den radıyallahu anh dinlediğini söylemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyordu. Bir gün öğleye yakın peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Kendisi evdeydi. Selam verdim. Selamımı aldı ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Cebrail burada ve sana selam veriyor. Ben dedim ki sana ve ona selam olsun ey Allah'ın Resulü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yaklaş buyurdu. Ben de yaklaştım. O zaman Allah Resulü buyurdu ki, ey Ali, Cebrail sana şöyle diyor. Her aydan 3 gün oruç tut. İlk gün ise 10 bin sevap yazılır. İkinci gün 30 bin. Üçüncü gün ise 100 bin sevap yazılır. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bu sevap sadece bana mı verilecek yoksa tüm Müslümanlara da verilecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ali Allah Celle Celaluhu bu sevabı sana ve senin gibi bu ameli işleyenlere verecek.
Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, oruç tutulması gereken günler hangileridir? Buyurdu ki, Eyyam-ı Biz, ak günler, ayın 13., 14. ve 15. günleridir. Antere şöyle demiştir, ben Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, bu günlere neden Eyyam-ı Biz deniyor diye sordum. O da radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı cennetten dünyaya çıkarttığı zaman güneş onu yaktı. Derisi siyahlaştı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ey Adem, bedeninin beyaz olmasını ister misin? Adem Aleyhisselam evet dedi. O zaman Cebrail Aleyhisselam dedi ki, öyleyse her ayın 13., 14. ve 15. günleri oruç tut. Adem Aleyhisselam da ilk gün oruç tuttu ve bedeninin üçte biri beyazlaştı. Sonra ikinci gün oruç tutunca bedenini üçte ikisi beyazlaştı. Sonra üçüncü gün oruç tuttuğunda bedenin tamamı beyazlaştı. İşte bundan dolayı bu günlere Eyyam-ı Biz diye isim verildi. Adem Aleyhisselam Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisine oruç farz kılınanlardan idi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh ve tefsir alimlerinden bir grup alim şöyle demişlerdir. Allah Celle Celaluhu sizden öncekiler buyururken ehli kitap olan Nasranileri kastetmiştir. Bizim orucumuz onların orucuna benziyordu. Hem vakit hem de miktar olarak aynıydı. Ama Allah Celle Celaluhu Nasranilere Ramazan orucunu farz kılınca bu onlara zor geldi. Çünkü oruç bazen şiddetli sıcağa, bazen de şiddetli soğuğa rastlıyordu. Bu durum ise yolculuklarında ve geçimlerini sağlamada kendilerince zarar veriyordu. Alimleri ve başkanları orucu kış ve yaz arasında bir vakitte tutma görüşünde birleştiler. Bunun üzerine ilkbaharda oruç tutmayı kararlaştırdılar. Yaptıklarına kefaret olmak üzere 10 gün de fazla oruç tuttular ve böylece 40 gün oruç tutmaya başladılar. Sonra başlarında bulunan hükümdar ağzından rahatsızlandı. Bunun üzerine Allah'tan şöyle bir adakta bulundu. Eğer bu hastalığından kurtulursa oruçlarına bir hafta ekleyeceğini söyledi. İyileşince ise oruçlarına bir hafta ekledi. Sonra bu hükümdar öldü. Başka bir hükümdar başa geçti. O da orucu 50 güne tamamlamalarını söyledi ve oruçları 50 gün oldu. Mücahit radıyallahu anh ise şöyle demiştir. Hristiyanlara iki defa öldürücü felaket geldi. Hayvanları ölmeye başlayınca kralları onlara şöyle dedi. Orucunuzu arttırın. Onlar da önceki felakette 10, sonraki felakette de 10 olmak üzere arttırdılar. Böylece 50 gün oldu. Şabi radıyallahu anh da şöyle demiştir. Bütün seneyi oruçlu geçirsem dahi kendisinde şek bulunan günde orucumu açarım, tutmam. Şek günü Şaban ayındadır diyen de olmuş, Ramazan ayındadır diyenler de olmuştur. İşte nasıl ki bize Ramazan ayında oruç tutmak farz kılındıysa Nasranilere de farz kılınmıştır. Ama onlar orucu başka bir ayda da tutmak üzere zamanını değiştirdiler. Aslında Nasraniler yani Hristiyanlar çok sıcaklarda oruç tutarlardı ve bunu 30 güne tamamlarlardı. Onlardan sonraki dönemde gelen nesil daha da sıkı tutarak bir gün öncesine ve bir gün sonrasına birer gün ilave yaptılar. Daha sonraki asırda gelenlerde de bu arttırma işi devam etti. Adet haline geldi. Nihayet 50 güne ulaştı. İşte bunun için Allah Celle Celaluhu umulur ki korunursunuz buyurmaktadır. Yani yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden sakınırsınız demektir. Tefsir alimleri demişlerdir ki Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlere Medine'ye geldikleri zaman Aşure orucu ile her ayın 3 günü oruç tutmayı farz kılmıştı. Onlar da bu orucu Bedir Savaşı'ndan önce farz kılınan Ramazan ayı orucuna kadar tutuyorlardı. Allah Celle Celaluhu sayılı günler Bakara Suresi 183. ayet-i kerime buyururken Ramazan ayının 30 gün olabileceği gibi 29 gün de olabileceğine işaret etmektedir. Said bin Amr bin Said bin As İbni Ömer'in radıyallahu anh peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Biz ümmi bir ümmetiz. Hesap bilmeyiz. Ayı da yazamayız. İşte böylece ayı
30'a tamamlarız. Şehir, ay ismi şöhretinden dolayı verilmiştir. Şöhret kelimesinden alınmıştır. Şöhret ise beyazlık demektir. Bunun için kılıç çekildiği zaman parlamasını ve ay doğduğu zaman parlaklığını şehir kelimesiyle söylerler. Ramazan kelimesi. Bilginler Ramazan kelimesi hakkında farklı görüşler belirtmişlerdir. Bazıları şöyle demiştir. Ramazan Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden biridir. Recep ayına Allah'ın ayı, bir kula da Allah'ın kulu dendiği gibi bu aya da Ramazan ayı denmiştir. Cafer-i Sadık radıyallahu anh babasından yaptığı rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı Allah Celle Celaluhu'nun ayıdır. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı demeyin. Aksine o ayı Allah'a Celle Celaluhu nispet ederek Allah'ın ayı şeklinde adlandırınız. Esma'iden rivayette Ebu Amr şöyle demiştir. Bu ayın Ramazan diye isimlendirilmesinin sebebi mevsimlerin bu ayda sıcaktan yandığından dolayıdır. Şöyle de denmiştir. Bu aya Ramazan denilmesinin sebebi günahları yakıp yok etmesidir. Bu konuda peygamberden de rivayetler vardır. Yine denilmiştir ki kalpler tıpkı kumların ve taşların güneşten aldıkları sıcaklıktan ısındığı gibi bu ayda yapılan öğütlerden ve ahiret hakkındaki düşüncelerden ateşlenir. Dil bilimci Halil de şöyle demiştir. Ramazan kelimesi Ramat kelimesinden alınmıştır. Ramat ise sonbaharda yağan yağmura denir. İşte bu aya bedenleri günahlardan yıkadığı, kalpleri de tertemiz temizlediği için Ramazan adı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ramazan kendisinde Kur'an indirilen aydır. Bakara suresi 185. ayet-i kerime. Rivayet edildiğine göre Atiye bin Esved İbni Abbas'a radıyallahu anh Kur'an'ın hangi ayda indiğine dair bir soru sormuştur. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Duhan suresi 3. ayet-i kerime. Ayeti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in diğer aylarda indirildiğine ilişkin farklı görüşler ileri sürülmüştür. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz Kur'an'ı parça parça gönderdik ki onu insanlara parça parça okuyasın. İsra suresi 106. ayet-i kerime. İbni Abbas radıyallahu anh Atiye bin Esved'in sorusuna şöyle cevap vermiştir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesinde Levh-i Mahfuz'dan topluca inmiştir. Dünya semasından Beytül İzze'ye inmiş, sonra Cebrail aleyhisselam onu Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem parça parça 23 senede getirmiştir. Şu ayeti kerime de buna işaret eder. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki. Kıyamet suresi 75. ayeti kerime. Davud bin Ebi Hind şöyle diyor ki Şabi'ye şöyle dedim. Ramazan ayında indirilen Kur'an peygambere diğer aylarda da indirilmiş midir? Şabi dedi ki evet indirilmiştir. Ancak Cebrail aleyhisselam Allah'ın indirdiği Kur'an'ı her Ramazan ayında Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem karşılıklı okurdu. Ve Allah Celle Celaluhu da kalmasını dilediği ayetleri bırakır, unutulmasını istediklerini ise unuttururdu. Şihab bin Tarık Ebu Zeril Rifari'den radıyallahu anh o da peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmiştir. İbrahim'in aleyhisselam suhufu Ramazan ayından 3 gece geçtikten sonra indirilmiştir. Musa'nın aleyhisselam Tevrat'ı Ramazan ayından 6 gece geçtikten sonra indirildi. İsa'nın aleyhisselam İncil'i Ramazan ayından 13 gece geçtikten sonra inmiştir. Davud'un aleyhisselam Zebur'u Ramazan ayından 18 gece geçtikten sonra inmiştir. Furkan ise Muhammed'e aleyhisselam Ramazan ayının 24. gecesinde indirilmiştir. Sonra Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in özelliğini şöyle anlatmıştır. İnsanları bataklıktan çıkaran bir hidayet kaynağıdır. Hidayet kaynağı olma bakımından helale haramdan ayıran ve Allah'ın çizdiği sınırları belirten deliller vardır. Bakara suresi 185. ayet-i kerime. O Kur'an-ı Kerim hak ve batılı birbirinden ayırır. Ramazan ayına ait faziletler.
Bana Ebu Nasır babasından bildirmiştir. O da sırasıyla şunlardan rivayet etmiştir. İbni Faris, Ebu Hamid, Ahmet bin Muhammed bin Celuli Nisaburi, Muhammed bin İshak bin Huzeyme, Ali bin Hacer Sadi, Yusuf bin Ziyad, Hümam bin Yahya, Ali bin Zeyd bin Ceddean, Said bin Müseyyep, Selman radıyallahu anh, Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Şaban ayının son gününde bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Büyük bir ayın gölgesi üzerinize geldi. Bu mübarek bir aydır. Bu ayda 1000 aydan daha hayırlı bir gece vardır. Allah Celle Celaluhu bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleri de nafile ibadet etmeyi istedi. Bu ayda bir kimse hayırlı bir hasletle Allah'a yaklaşırsa veya bir farzı eda ederse bu ayın dışındaki bir ayda 70 farzı eda etmiş gibi olur. Bu sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay bolluk ayıdır. Bu ayı mümin kulun rızkının arttığı aydır. Bu ayda mümin bir kula iftar ettiren kimsenin günahları bağışlanır. Kendini cehennem ateşinden kurtarır. İftar ettirdiği kimsenin sevabından hiçbir şey eksilmeden kendisine de iftar ettirdiği kimse kadar sevap verilir. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, biz hepimiz oruçluya iftar ettiremeyiz ki. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Oruçluya bir hurma verene de, içecek su verene de, bir bardak süt verene de Allah bu sevabı verir. Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayda bir kimse hizmetçisinin yükünü hafifletirse Allah da onu bağışlar ve cehennem azabından korur. Bu ayda 4 hasleti çoğaltınız. Bunlardan 2 haslette Rabbinizin rızasını kazanırsınız. İkisine de ihtiyacınız vardır. Rabbinizin rızasını kazanacağınız 2 haslet Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek ve ondan bağışlanma dilemenizdir. İhtiyaç duyduğunuz 2 haslet de şunlardır. Allah'tan cenneti istemeniz ve cehennemden ona sığınmanızdır. Bir kimse bu ayda oruçluyu doyurursa Allah Celle Celaluhu ona Kevser havuzundan içirir ve bir daha hiç susamaz. Kelbi'nin Ebu Nadra'dan, onun da Ebu Sa'il el-Hudri'den radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının ilk gecesi cennetin ve semanın kapıları açılır. Ramazan ayının son gecesine kadar da kapanmaz. Kadın olsun, erkek olsun, Ramazan gecelerinde kıldığı namazın her bir secdesi için 1700 sevap verilir. O kişiye cennette kırmızı yakuttan bir köşk yapılır. O köşkün 70 bin kapısı vardır. Her kapının da kırmızı yakut işlemeli altından 2 kanadı vardır. Ramazan ayının ilk günü oruç tutan kişinin Ramazan'ın son gününe kadar olan günahları Allah bağışlar. Böylece günahlarına orucu kefaret olur. Oruç tuttuğu her gün için ise cennette altından 1000 tane kapısı olan bir saray yapar. 70 bin melek de sabahtan akşama kadar o kişinin bağışlanmasını dilerler. Ramazan ayında oruç tutan kimsenin gece veya gündüz yaptığı her secde için cennette bir ağaç dikilir. O ağacın gölgesine giden bir atlı 100 sene gitse gölgesinden dışarı çıkamaz. Ebu Nasır'ın babasından, onun da araçtan bildirdiğine göre Ebu Hureyye radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah Celle Celaluhu yaratıklarına şöyle bir bakar. Allah bir kula bakınca o kula bir daha hiç azap etmez. Allah Celle Celaluhu Ramazan ayının her gününde 1 milyon kişiyi cehennemden azat eder. Ebu Nasır babasından, o Sehl'den, o da babasından, babası da Ebu Hureyye'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır. Nafi bin Bürde Ebu Mesud Gıfari'den radıyallahu anh, o da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem dinlediğini nakletmiştir. Bir kul Ramazan ayında bir gün oruç tutarsa ona eş olarak yüzde hurilerden bir huri içi oyulmuş inciden çadır içinde verilir.
Allah Celle Celaluhu da o hurileri şöyle anlatmıştır. Çadırlar içine konulmuş, gözde huriler vardır. Rahman Suresi 72. ayet-i kerime. Her bir hurinin üzerinde 70 elbise vardır. Biri diğerinin rengine benzemez. Her bir giysi de 70 hoş renk vardır. Bu renkler de birbirlerine benzemez. Yine o hurilerden her birine incilerle süslenmiş kırmızı yakuttan 70 taht verilir. Her taht üzerinde 70 yatak, her yatakta da bir yastık vardır. Her hurinin hizmetini gören 70 bin hizmetçisi vardır. O hurinin kocası için de 70 bin hizmetçi vardır. Her hizmetçinin elinde de altından bir tepsi, her tepside ise farklı tatta yiyecekler vardır. Her aldığı lokma öncekinden farklı tattadır. Aynı tattaki yiyecekler kocasına da verilir ve onlar bu şekilde kırmızı tahtlar üzerinde yaşayıp giderler. İşte bunlar Ramazan ayında oruç tutana tuttuğu her günkü oruç için ayrı ayrı verilecektir. Diğer iyi amelleri için ise ayrıca mükafat verilecektir. Cennet her Ramazan'da yenilenir ve süslenir. Ebu Nasır, babası Muhammed bin Ahmet, Abdullah bin Muhammed, Ebul Kasım bin Abdullah bin Muhammed, Hasan bin İbrahim bin Yesar, İbrahim bin Muhammed bin Haris, Seleme bin Şebib, Kasım bin Muhammed, Hişam bin Velid, Hammad bin Süleyman Dusi, Hasan, Dahhak bin Müzahim, İbni Abbas radıyallahu anhum, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet etmişlerdir. Resulullah şöyle buyurdu. Cennet seneden seneye Ramazan ayının girmesiyle yenilenir ve süslenir. Ramazan ayın ilk gecesi olduğu zaman arşın altından mesile denen bir rüzgar eser. Bu rüzgar cennetteki ağaçların yapraklarını birbirine değdirir. Cennet kapılarındaki halkalar vurmaya başlar. Dinleyenlerin daha önce böylesine güzellikte bir ses duymadıkları güzel sesler çıkarır. Cennet hurileri de süslenerek balkonlara çıkarlar ve şöyle seslenirler. Allah Celle Celaluhu'dan bizi isteyen yok mu? Allah bizi onunla evlendirsin. Oruçlu kişiler cennet görevlisi Rıdvan'a şöyle derler. Ey Rıdvan, bu gece nasıl bir gecedir? Bunun üzerine Rıdvan onlara emirlerine hazır olduğunu anlatmak suretiyle der ki, ey seçme güzeller, bu gece Ramazan ayının ilk gecesidir. Cennetin kapıları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin oruç tutanlarına açıldı. Allah Celle Celaluhu da şöyle buyurur. Ey Rıdvan, cennetin kapılarını aç. Cehennemin görevlisine de Allah şöyle buyurur. Ey Malik, cehennemin kapılarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin oruç tutanlarına kapat. Cebrail aleyhisselam da şu emri verir. Ey Cebrail, yeryüzüne in, azgın şeytanları bir yere kapat ve bukağılarla bağla. Sonra da onları deniz dalgalarına bırak ki sevgili Muhammed ümmetinin oruçlarını bozmasınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Allah Celle Celaluhu Ramazan ayının her gecesi 3 kere şöyle buyurur. Bir şey isteyen yok mu ona istediğini vereyim. Tövbe eden yok mu tövbesini kabul edeyim. Günahından bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım. Yokluk bilmeyen zenginden, zulmetmeyen vefalıdan kim borç almak ister? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şöyle anlattı. Allah Ramazan ayının her gününde iftar zamanında 1 milyon kimseyi cehennemden azat eder ki bunlar azabı hak etmiş kimselerdir. Cuma günü, cuma gecesi olunca hepsi cezayı hak etmiş 1 milyon kimseyi cehennemden azat eder. Ramazan ayının son günü ise ilk günden beri son güne kadar ne kadar kimseyi bağışlamış ise o kadar kişiyi bağışlar. Kadir gecesi olunca Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselama yeryüzüne inmesini emreder. O da iner ve o güne kadar ne kadar kimse cehennemden azat edilmiş ise o kadar kimseyi azat eder. Cebrail aleyhisselam yanındaki kalabalık bir grup melek ve yeşil sancakla yeryüzüne iner. Elindeki sancağı Kabe'nin damına diker. Cebrail'in 600 kanadı vardır. Onları sadece Kadir gecesinde açar. Kanatları doğu ve batıyı kaplar. Sonra Cebrail aleyhisselam meleklere Hazreti Muhammed ümmetinin arasına girmelerini emreder. Onlar da girerek her ayakta durana, namaz kılana ve zikredene selam verirler.
ve musafaha ederler. Dua edenlerin dualarına da amin derler. Bu tan yerinin ağarmasına kadar böyle devam eder. Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle seslenir. Ey melek topluluğu, yolculuk var, yolculuk var. Bunun üzerine melekler şöyle derler. Ey Cebrail, Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ihtiyaçları için ne yaptı? Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verir. Allah Celle Celaluhu onlara rahmet nazarı ile baktı. Onları affetti ve bağışladı. Ancak şu dört grup hariçtir. O dört grup şunlardır. 1. Şarap, alkollü içki içmeye devam edenler. 2. Ana babasına karşı gelip asi olanlar. 3. Akrabalarla ilişkiyi kesenler. 4. Bidat ehli olup İslam cemaatiyle bağını koparanlar. Bayram gecesi olunca da bu geceye mükafat gecesi adı verilir. Bayram sabahı olunca Allah Celle Celaluhu melekleri her yere dağıtır. Melekler de yeryüzüne inerler. Sokak başlarına dikilirler. Ve bütün insan ve cin Allah'ın Celle Celaluhu yaratıkları duyacak şekilde şöyle seslenirler. Ey Muhammed ümmeti! İkram sahibi Rabbinize gelin. O bol bol ihsanlarda bulunacak ve büyük günahları bağışlayacak. Bayram sabahı namaz kıldıkları yerde toplandıkları zaman Allah Celle Celaluhu meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim! Bir işçi işini bitirince ücretini ödeme durumu nedir? Nasıl olmalıdır? Melekler şöyle cevap verirler. Ey ilahımız, efendimiz, onun ücreti verilir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey meleklerim, ben sizi şahit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçlarını ve kıldıkları namazın sevabı benim rızam ve bağışlamam olsun. Allah Celle Celaluhu sonra da şöyle buyurur. Ey kulum, benden isteyin. İzzetime ve celalime yemin olsun ki bugün şurada toplandığınızda ahiretiniz için ne isterseniz onu vereceğim. Dünyanız için de ne isterseniz sizi görür gözetirim. İzzetim ve celalime yemin olsun ki siz beni gözettiğiniz sürece ben de sizin günahlarınızı örterim. Yine izzetim ve celalime yemin olsun ki ben sizi sınır komşularınız yanında rezil ve rüsva etmem. Şimdi bağışlanmış olarak evinize dönün. Siz beni hoşnut ettiniz. Ben de sizden hoşnut oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler bu ümmet için Ramazan bayramı günü bayram edip yiyip içtikleri zaman Allah Celle Celaluhu'nun ihsan ettiği nimetlerden dolayı sevinirler ve birbirlerine müjde verirler. Dahhak bin Müzahim İbni Abbas'tan radıyallahu anh, o da Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadis-i şerife benzer lafzı da buna yakın bir hadis-i şerif nakletmiştir. Ebu Nasır babasından, o Nafi'den, o da İbni Mesud'dan radıyallahu anh, o da Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının başında şöyle duyduğunu bildirmiştir. Eğer kullar Ramazan ayında ne olduğunu bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Bunun üzerine Huza'a kabilesinden biri şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bize anlatır mısın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet Ramazan ayı için seneden seneye süslenir. Ramazan ayının ilk gecesi olunca arşın altından bir rüzgar eser. Bu esinti sebebiyle cennetteki ağaçların yaprakları birbirine değer. Bu durumu huriler görürler ve şöyle derler. Ey Rabbim, bu ayda kullarından bize erkekler ver ki bizim gözlerimiz onlarla, onların gözleri de bizimle aydın olsun. Ramazan ayında oruç tutan kimseye Allah o hurilerden birini içi oyulmuş inci çadır içinde zevce kılar. Allah'ın Celle Celaluhu anlattığı gibi çadırlar içinde saklı gözde huriler vardır. Rahman suresi 72. ayet-i kerime. O cennet hurilerinden her birinin üzerinde 70 elbise vardır. Birinin üzerindeki renk diğerine benzemez. Onların her birine 70 koku verilir. Sonraki öncekine benzemez. Onlardan her bir kadın inci işlemeli yakut tahtlar üzerindedirler. Üzerinde ise 70 yatak vardır. Bunlar atlastandır. O 70 yatağın üzerinde de 70 yastık vardır. Her hurinin hizmetini gören 70 bin hizmetçisi vardır. O hurinin kocası için de 70 bin hizmetçi vardır. Her hizmetçinin elinde de altından bir tepsi, her tepside ise farklı
tatta yiyecekler vardır. Her aldığı lokma öncekinden farklı tattadır. Aynı tattaki yiyecekler hocasına da verilir. Onun iki tane yakut işlemeli altın bileziği vardır. İşte bu anlatılanlar Ramazan ayında oruç tutan herkese verilecektir. Bunların dışında yaptığı iyiliklerin ve amellerin karşılığı da verilecektir. Katede'nin radıyallahu anh, Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman azamet ve celal sahibi yüce olan Allah cennetin görevlisi Rıdvan'a seslenir. Rıdvan da şöyle der. Buyur Allah'ım, emrin başım üstüne. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ahmet ümmetinden oruç tutanlar için cennetimi temizle ve süsle. Ramazan ayı bitinceye kadar da cennetin kapılarını onlara kapatma. Sonra da cehennemin görevlisi Malik'e ey Malik deyince Malik şöyle cevap verir. Buyur ey Rabbim, emrin başım üstüne. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Cehennemin kapılarını Ahmet ümmetinden oruç tutanlara kapat. Sonra Ramazan ayı çıkıncaya kadar da onlara cehennemin kapılarını açma. Allah Celle Celaluhu sonra da Cebrail Aleyhisselam'a seslenir. Cebrail de şöyle der. Buyur ey Rabbim, emrin başım üstüne. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yeryüzüne in, azgın şeytanları ümmeti Muhammed'in oruçlarını ve iftarlarını bozmamaları için bağla. Allah Celle Celaluhu Ramazan ayının her gününde güneşin doğuşundan iftar zamanına kadar cehennemden nice kulları azat eder. Allah'ın Celle Celaluhu her semada ibi alemlerin Rabbinin arşının altında pençeleri yedi kat yerin dibinde olan çağırıcı meleği vardır. O meleğin bir kanadı doğuda, bir kanadı da batıdadır. Kanatları mercan, inci ve çeşitli mücevherlerle süslüdür. O melek şöyle seslenir. Tövbe eden yok mu? Tövbesi kabul edilsin. Dua eden yok mu? Duası kabul olsun. Zulme uğrayan yok mu? Allah ona yardım etsin. Allah'tan bağışlanma dileyen yok mu? Bağışlansın. Bir isteği olan yok mu? İstediği verilsin. Allah Celle Celaluhu da Ramazan ayının tümünde öyle seslenir. Ey erkek ve kadın kullarım! Sevinin, sabredin ve oruca devam edin. Yakında sizden sıkıntıları kaldıracağım. Rahmetime ve ikramıma nail olacaksınız. Kadir gecesi olunca Cebrail aleyhisselam meleklerden büyük bir kafile ile iner. Namaz kılan her kula ve Allah Celle Celaluhu'nu zikreden her kula bağışlanma dilerler. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer Allah göklere ve yere konuşma izni verseydi Ramazan ayında oruç tutan kişiyi cennetle müjdelerlerdi. Abdullah bin Evi Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir. Duası kabuldür. Ameline de kat kat sevap verilecektir. Ameş Ebu Haseme'nin radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir kimse büyük günahlardan kaçınırsa bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a, bir hacdan diğer hacca, bir cumadan diğer cumaya, bir namazdan diğer namaza kadar geçen süredeki günahları bağışlanır. Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh Ramazan ayı gelince şöyle derdi. Merhaba ey temizleyen ve tüm hayırları barındıran ay. Gündüz oruç var, gece namaz. Bu ayda harcanan her şey Allah yolunda harcanan şey gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kimse inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş bütün günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Adem oğluna her işlediği bir iyiliğin karşılığı olarak 10 katından 700 katına kadar sevap verilir. Ancak oruç hariçtir. Oruç için Allah Celle Celaluhu kutsi hadiste şöyle buyurur. Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim. Çünkü kulum benim için şehvet duygularını yemesini ve içmesini bırakmıştır. Oruç kalkandır. Oruç tutan kişinin iki sevinci vardır. Biri iftar esnasında, diğeri de Rabbine kavuştuğu andadır. Ebul Berekat Sakati Yezid bin Harun'dan Mes'udi'nin şöyle dediğini nakletmiştir.
Bana gelen habere göre bir kimse Ramazan gecelerinden birinde nafile namazda Fetih suresini okursa bütün sene gelebilecek kötülüklerden korunmuş olur. Ramazan kelimesinin harfleri. Ramazan kelimesi 5 harften oluşmaktadır. Ra, Mim, Dad, Elif, Nun. Bu harfler aşağıdaki manaları ifade eder. Ra Allah'ın rızasına işaret eder. Mim Allah'ın sevgisine işaret eder. Dad Allah'ın kuluna kefil olduğuna işaret eder. Elif Allah'ın kulu ile olan ülfetine, yakınlığına işaret eder. Nun Allah'ın nuruna işaret eder. Bu Ramazan ayı Allah'ın dostları ve iyi kullar için rıza, sevgi, kefalet, ülfet, nur ve ikram ayıdır. Denilmiştir ki aylar içinde Ramazan ayının benzeri vücutta kalp gibidir. İnsanlar arasında peygamberler gibi, beldeler arasında harem-i şerif gibidir. Harem-i şerif ise lanetli deccalın girmesi yasak olan yerdir. Ramazan ayı azgın şeytanların bağlandığı aydır. Peygamberler de bu ayda günahkarlara şefaat ederler. Ramazan ayı da oruç tutanlara şefaat eder. Kalp marifet ve iman nuru ile süslenir. Ramazan ayı da Kur'an-ı Kerim'i okumakla süslenir. Bir kul Ramazan ayında bağışlanmazsa hangi ayda bağışlanır? O zaman kul tövbe kapıları kapanmadan önce Allah Celle Celaluhu'na tövbe etmelidir. Ona dönüş vakti geçip gitmekten önce tövbe etmelidir. Ağlama ve rahmet zamanı geçmeden önce ağlamalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetim Ramazan ayının hakkını vererek değerlendirirse ziyan etmezler. Sahabelerden biri şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, onların ziyanı ne olabilir? Hazreti Peygamber de şöyle buyurdu. Bir kimse bu ayda haram bir iş yaparsa, bir günah işlerse, şarap içerse, zina ederse onun Ramazan orucu kabul olmaz. Gelecek seneye kadar Allah'ın meleklerinin ve gök ehlinin laneti onun üzerine olur. O Ramazan ile bir dahaki Ramazan ayı arasında ölürse onun Allah katında hiçbir iyiliği olmaz. Ramazan ayların efendisidir. Denilmiştir ki insanların efendisi Adem aleyhisselamdır. Arapların efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Farslıların efendisi Selman-ı Farisi'dir. Rumların efendisi Süheybi Rumi'dir. Habeşlilerin efendisi Bilal-i Habeşi'dir. Beldelerin efendisi Mekke'dir. Vadilerin efendisi Beyt-i Makdis'tir. Günlerin efendisi Cuma'dır. Gecelerin efendisi Kadir Gecesi'dir. Kitapların efendisi Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in efendisi Bakara suresidir. Bakara suresinin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Taşların efendisi Hacerül Esved'dir. Su kuyularının efendisi Zemzem kuyusudur. Asaların efendisi Hz. Musa'nın asasıdır. Balıkların efendisi Yunus peygamberi içinde tutan balıktır. Develerin efendisi Salih aleyhisselamın devesidir. Atların efendisi Burak'tır. Mühürlerin efendisi Süleyman aleyhisselamın mührüdür. Ayların efendisi Ramazan ayıdır.